Füsun Yılmaz, herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. İşte yaz geldi ve kışın ayağımızı sıcacık tutan yünlü terlik ve ev patiklerini kaldırmanın da zamanı geldi. Ama tabii ki terliklerimizi yıkayıp, temizleyip öyle kaldıralım ki zamanı gelince hemen ayaklarımıza geçiriverelim. Bu yüzden evde giydiğimiz havlu, yün ya da polar astarlı plastik terliklerin formu bozulmadan hem yumuşak kalacak şekilde ve oldukça uzun süre giyebilmemiz için temizliğine ve yıkamasına dikkat etmeliyiz. İşte bugün sizlere onca para verip severek giydiğimiz terliklerin zarar görmeden, deforme olmadan nasıl temizlenmesi gerektiğini anlatmak istiyorum. Ben kendi giydiğim terliklerin günlük temizliğini altını ve üst kısmını ıslak mendillerle silerek yapıyorum. Bu çok kolay oluyor bence ama mendil yerine nemli bir bez de kullanabilirsiniz. Terliklerin iç kısmını nemli kalıp kokuya sebep olmaması için silmiyorum. Belirli aralıklarda terlik içlerine pudra ya da karbonat döküp gece o şekilde bırakıp sabah fırçalıyorum. Ev terliklerinin üzerinde yıkanmaz işareti yoksa hemen hepsini çamaşır makinesinde yıkayabiliriz. Terlikleri çamaşır makinesine koyun, deterjanı koyduktan sonra kesinlikle yumuşatıcı eklemeden kısa programda ve düşük ısıda yıkama yapabiliriz. Fakat süet ve deri terlikleri asla makinede yıkamamalıyız. Sadece silmeli, çok zorda kalırsak elde yıkamalıyız. Terliklerin özellikle iç kısmını iyice temizlemeye özen göstermeliyiz. Çünkü bakteriler ilk olarak burada üremeye başlarlar ve bu da terliklerde kalıcı kötü kokunun oluşmasına sebep olur. İster makinede ister elde yıkanmış olsun, tüm terlikleri kurumaları için açık havaya, güneş gören bir yere koyarak iyice kurumasını sağlamalıyız. Terlikleri çok sık yıkamak zarar görmelerine sebep olacağı için yıkamadan önce temizliklerine özen göstermeli, terlikleri genellikle çorapla giymeye dikkat etmeliyiz. Sürekli aynı terliği giymekten kaçınmalı, arada terlikleri değiştirip diğerlerini havalandırmalıyız. Şekillerinin bozulabileceği terliklerin içerisine kuruturken kağıt havlu doldurarak kurutabiliriz. Terlikleri asla kurutucuya koymayın. Yüksek ısı tabanların bozulmasına ve yapıştırıcılarının çözülmesine neden olacaktır. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz videosunda daha buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.